Merhaba herkese, iyi haftalar. İyi yıllar dilerim tabii aynı zamanda. Yeni yılın herkese açık ilk videosu. Şişe her hafta gün şeye bakıyoruz, düzenli olarak günlükte bakıyoruz şişe. Aslında yani bakmasam bile değişen bir şey yok. Yükselen grafiğini 30 Ekim'den beri devam ettiriyor. 6.12'de bitten beri iyi de bir verimi var aslında. Geldiği noktada 7.45'li direncine doğru adım adım yaklaştığını görüyoruz. Bu tür ağır hareketler bir taraftan güzel. Biliyorum çok kişi şey ister. Hani hemen bir an önce olsun vereceğini versin de biz de satalım gibi bir düşünceye girer. Ama iyi tarafı şu, hiçbir zaman aşırı alım bölgesine girmiyor. Kısa vadede düzeltiyor. Yani 1 saatlik 2 saatlik grafikler biraz fazla ayrıldığı zaman ortalamalarından bir düzeltmesi geliyor. Hafif bir kar realizasyonu. Daha sonra tekrar yoluna devam ediyor. Burada şu an akımı kontrol eden çizgi, yani 20 gün olarak alabilirsiniz, artık aynı yere geldi o çizgi 20 günde. İsterseniz yani şöyle bir trend çekip ona da uyuyabilirsiniz veya yani gerek yok derseniz, ki bence aslında hiç çekmeye de gerek yok, 7-15'in altına olan sarkmalara dikkat etmek gerekir eğer şey çizilmezse, bu trend çizgisi çizilmezse. Akımı kontrol eden şu trend çizgisiyle 7-15 aynı yerde ve 7-15'in kırılımı durumunda bir miktar geriye sarkma beklenir. Dolayısıyla kritik eşik olarak 7-15 burada teknik analize dayalı tabii bir alım satım yapıyorsanız önem taşır. Yukarıda 7-45'e doğru dediğim gibi adım adım gidiliyor. Kırılımı önemli bana göre. 236 kırılacak. Oradan sonra da önümüzde 8 lira 6 kuruş tepesi kalacak. Tabii hani %100 o kırılım olur da 7.45 o hemen 8.6 olacak diye bunu düşünmeyin. 8 lira 6 kuruşu gelecek diye. Onu bilemeyiz. Ama trendin üstünde kaldıkça da zamansallık bizi zaten 8 lira 6 kuruşa götürür. Göstergelere baktığımız zaman RSI yukarı yönlü, MACD'de başa başlayalım. Biraz daha yatay bir hareket veriyor ama MACD'nin tabii yatay harekete geçmesi, yani şimdi şunu söyleyeyim, hep söylüyorum. Dow kuramına çok uygun bir profil çiziyor. Yani Dow kuramı nedir? Bu Dow Jones'un Dow'u olan arkadaş bundan 100 yıl önce demiş ki, bu grafiklerde ben inceledim, bunlar yukarı gidiyorsa, bir akım yukarı sürüyorsa her zaman bir önceki tepeyi geçmek zorundadır. Şu ana kadar o hareketi hep devam ettirdi. Yani bizim şurada beklememiz gereken 7.41'in üstünde kapanış. 45 kırılmayabilir, orasının bir önemi yok. Ama bir sonraki yukarı hareketinde 7.41'in kırıldığını görmemiz gerekiyor. Kırılmazsa ne olur? Yani kırılmazsa şu beklenebilir. Diyelim yukarı doğru tekrar bir hareket yaptı yeni haftada şişe. Ama 7.41'i kırmadan geldi, trend desteğine döndü diyelim, atıyorum öyle olur mu bilmiyorum. O zaman orada 7.40-1.42 bölgesinde bir sıkışmaya işaret eder. Yani kuram bozulmuş, tabi akım bozulmuş anlamına gelmez kırılmadan, 20 gün en azından kırılmadan. Fakat deriz ki Allah Allah, bir isteksizlik başladı, böyle giderken bir şey var, bir nazlandı 7.41'de. Oraya biraz dikkatimizi toplamamız gerekir, o sıkışma alanında. Çünkü o tür alanlarda dediğim gibi yukarı kırılırsa yukarı doğru hareketlerin devam etmesi beklenir. Ve yükselen üçgen gibi de bir şey girme ihtimali olur o zaman. Yani şu an öyle bir şey yok. Hiç alakası bile yok hatta. Yani şundan bahsediyorum. Sadece olası senaryoyu konuşuyoruz. Diyelim devam etti. Şöyle döndü, geldi. Yani grafiğin devamında şöyle bir denedi, geldi falan. Bu yükselen üçgen olur mu? Bu olmaz. Onu söyleyeyim. Böyle yükselen üçgen olmaz çünkü. Biraz daha şey olması lazım. Burada hacimsel tutarsızlık da var hem de salınım çok az, ama hani bir dikkat etmek gerekir. Çünkü sonunda bir yer kırılacaktır mutlaka. Bunun dışında özel bir formasyon var mı? Yok. Bir hafif şey var sadece. Yani gövdeler bir daraldı. Gün içi yukarı ataklar yapıyor. Bayağıdır da yapıyor bunu, şu 23 Aralık'tan beri. O atakları biraz aşağıda sonuçlandırıyor. Yani bir hafif satış baskısı denebilir mi buna bilmiyorum. Yani öyle demek de çok doğru olduğunu da düşünmüyorum ama yani gün içi için trade ediliyor denilebilir. Her bir atağı bir satış fırsatı olarak günlük
traderların kullandığını söyleyebiliriz. Kötüye bir şeyi yok. Yani kötüye bir alamet değildir. Bana göre aksine hissenin alım satım olarak gayet pazarının düzgün olduğunu, revaçta olduğunu gösterebilir. Çünkü artık diyorum şişe uzun zamandır söylüyorum eski şişe değil. Yani burada neredeyse milyarlık bir hareket var. Eskiden şişede böyle bir hacim tabii yoktu. Birleşme olunca hacimler çok fazla arttı. Yani zaten hani 2019 öncesinde hiç yoktu da bu küçük yatırımcıların daha fazla borsaya girmesiyle yani sayının artmasıyla borsaya giren kişilerin kurumların sayısının artmasıyla çok fazla trade edilir oldu. O hani o trade edilmekte şey yok, bir zararı yok. Öyle de almayın ya. Bu çok oluyor çünkü ya satmasa kimse. Şimdi arkadaşlar alım satım yapmak bir suç değildir. Ben görüyorum böyle forumlarda falan. Ya işte Allah kahretsin sattılar satmayın işte yükselsin falan gibi böyle serzenişler oluyor. Ya da satanlara bela okunuyor falan. Normal yani millet malı alacak satacak bir daha alacak bir daha satacak. Bu anormal bir durum değil. Yapabilen yapar daha fazla para kazanır. Bu kadar basit. Adam yani şuradan şuraya gidişte. Diyor ki yani ben şimdi Ekim'den 6-12'den ya bir kurum da olur bunlar. Kurumdur zaten çoğu. 7-34'e gidişte işte 1 lira çıkartacağımı bu işten fayda. 1 lira 10 kuruş çıkartırım. Benim bana çok daha faydalı olur diyor. Yanlış bir yaklaşım değil o açıdan. Söyleyecek bir şey yok. Yani video çekmesek de aslında geçen haftadan bir farkı yoktu. Haftalardır çekiyoruz, haftalardır söylüyoruz ve o trend de devam ediyor. Umarım yani trend bozulmaz. Şişe de şey bir kurum, değerli bir kurum. Türkiye'nin en değerli kurumlarından bir tanesidir. Bana göre yaptığı işle ve organizasyonuyla yurt dışı iş takdirde falan o da daha hak ettiği değere gelir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum başka bir şey de yoktur. Çok kısa vadeciyseniz onu söyleyeyim. Yani alırım kaçarım diyorsanız da burada 8 gün üstelini kullanmak gayet mantıklı bir adım olabilir. 8 gün üsteli şu an 8 7 lira 23'te. Olası düzeltme dönemlerinde çünkü yani şu grafikten çok ayrıldığı zaman 8 gün bile hatta aciz kalıyor da şurada 5 güne bir bakalım onu nasıl veriyormuş. Hani trende bakıyoruz sadece çok geçmişe değil burada. Bu tür hareketlerde yani var olduğu trende bakmak biraz daha doğru kararlar almanıza da yardımcı olabilir. Mesela şu trendinde 5 gün genelde düzeltme kırılımları olmuş. 5 günlük ortalamalar oradan sonra 20 güne doğru gevşemelerin görüldüğünü söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani şöyle bakıyorum. Ama şey için çok nasıl söyleyeyim? Hani gün içi için çok işleme açık bir şey değildir 5 gün. Yani kapanış itibariyle karar verme. Hızlı karar verirsiniz yani yanıltabilir. Özetle öyle söyleyeyim. Hani şuradaki solda gördüğünüz ortalamaların vadesi kısaldıkça güvenilirlik kısmı düşer. Onu da bilginiz olsun. Bunun dışında şişe için söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi haftalar, iyi yıllar dilerim.